Tabii yaşanan her felaket bir derstir. Ama ne yazık ki ana muhalefetin başındaki zat 5. gün oraya yapmış olduğu turistik seyahatte 5 gün oldu diyor. Hala enkazlar kaldırılmadı. Eğer enkaz kaldırmada bir yarışın içerisine girilmiş olsaydı 5. gün enkaz altından çıkarılan o yavru nasıl çıkarılacaktı? Yani bir işi bilirsin konuşursun. Ama bilmediğin iş hakkında niye konuşursun? Sus da adam sansınlar. Düşünebiliyor musunuz? İzmir milletvekilisin. Şöyle bir uğrayıp günübirlik gidip dönüyorsun. Senin orada bir defa başından sonuna kadar kalman lazım. O ilin milletvekilisin ya. Bunu da yapmıyorsun. Ve kalkıp orada canhıraş, hayatını, her şeyini feda etmeye hazır olan bakan arkadaşlarım, sivil toplum kuruluşlarımız, bunlarla ilgili ileri geri konuşuyorsunuz. Hatırlayın, Kızılay'la ilgili de bir şey söylemişti. Bir tane Kızılay çadırı görmedim demişti. Alatya'daydı galiba. Elazığ'da. Şimdi burayla ilgili de Kızılay'a verdiler, veriştirdiler. Ya Kızılay tüm imkanlarıyla orada. AFAD tüm imkanlarıyla orada. Hazreti İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın Harran'dan Filistin'e yürüyüşü işte böyle bir yürüyüştür. Hazreti Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın Mısır'dan Kızıldeniz kıyılarına yürüyüşü işte böyle bir yürüyüştür. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'den Medine'ye yürüyüşü tarihin akışını değiştiren böyle bir yürüyüştür. Horasan erenlerinin Anadolu'ya, Balkanlara, Avrupa işlerine yürüyüşü sevgi ve hoşgörü ikliminin bu beldelerde yayılmasını sağlamıştır. Sultan Alparslan'ın Malazgirt Ovası'na, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul surlarına, Yavuz Sultan Selim'in Sina çölüne yürüyüşlerinin her biri büyük değişimlerin sembolleriydi. Tarih boyunca insanlığa yeni istikametler kazandıran milletimiz AK Parti'yi kurarak 21. yüzyıldaki büyük hamlesini başlatmıştır. Bu hamleyi zaferle neticelendirmek hepimizin en başta gelen görevidir. Her kim bu ulvi vazifenin hakkını vermezse millet ve tarih önünde vebal altına girer. Gerek teşkilatlarımızda görev alan, gerek üye olarak bu kutlu yola giren herkes işte böyle bir sorumluluk üstlenmektedir. Sizlere ve 11 milyon 200 bin üyemizin her birine güveniyorum. Değerli kardeşlerim, AK Parti olarak yeni üyelerimizi her biri için toprağa diktiğimiz fidanlarla karşılamamız rastgele bir tercih değildir. Bu ülkede yıllarca çevrecilik adına kalkınmamızı, yatırımlarımızı, büyümemizi engellemeye yönelik faaliyetler yürütüldü. Attığımız her adımda belli kesimlerin koro halindeki itirazlarıyla karşılaştık. Pek çok projemize özellikle karşı ulusal ve uluslararası düzeyde kampanyalar yürütüldü. Bunların gerisine baktığımızda hiçbirinin de gerçekte çevre hassasiyetiyle ilgisinin olmadığını görüyoruz. Kampanyaları doğrudan veya dolaylı olarak finanse eden yapıların derdinin çevre değil, Türkiye'nin gelişmesini, güçlenmesini engellemek olduğunu bildiğimiz için hiçbirini umursamadık. Türkiye'de çevrenin korunmasına en büyük yatırımları biz yaptık. Buna belediye başkanlığım da dahil, o sürede de İstanbul adeta
çöl gibiydi ve biz orta refüjler dahil bütün yolların, caddelerin kenarlarında ağaçlandırma çalışmalarını o zaman da biz yaptık. Ve devlete, hükümete geldik. Ondan sonra da milyonlarca, milyarlarca yine fidan, ağaç dikimini biz yaptık. Hala yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. En kapsamlı düzenlemeleri biz gerçekleştirdik. En etkili uygulamaları biz hayata geçirdik. Hükümetlerimiz döneminde ülkemizde 4,7 milyar fidanı toprakla biz buluşturduk. Bunun için yıllık fidan üretimimizi 75 milyondan 350 milyona çıkardık. Ülke genelinde yürüttüğümüz ağaçlandırma faaliyetleri sonunda orman varlığımızı 1,9 milyon hektar artırarak 22,7 milyon hektara ulaştırdık. Orman yangınlarıyla mücadelede dünyanın en başarılı ülkelerinden biri durumundayız. Gördüğünüz gibi teröristler boş durmuyor. Baktılar ki insanları öldürmekle başarılı olamıyoruz. Bu defa işte her canlı gibi, evet, sessiz, masum ağaçlarımızı yakmaya başladılar. Çünkü bir insan gibi ağaçlar da bizim için bir canlıdır. Aynı şekilde değerlidir. Onun için ecdadımız Fatih ne diyor? Ormanlarımdan bir ağaç kesenin boynun vururum derken bu işe verdiği önem sebebiyledir. Bu kadar önemli. Ama bu teröristler benzini dökerek işte İskenderun'da, Hatay'ın değişik ilçelerinde maalesef bu ağaçlarımızı, bu ormanlarımızı yaktılar. Ve buralarda ciddi mücadeleler yapıldı ve hala da devam ediyor. Erozyonla mücadelede çalışmalarımız sayesinde daha önce yılda 500 milyon tonu bulan kaybolan toprak miktarımızı 154 milyon tona kadar düşürdük. Korunan alanların sayısını 175'ten 610'a çıkartarak yıllık ziyaretçi sayısının 5,5 milyondan 52 milyona ulaşmasını sağladık.